kaçıncı defa söylüyorum Mustafa Denizli'nin lafını. Ben değilim müellifin sözü. Mustafa Denizli. Futbolcu cin gibidir. Sahaya çıkardığı takımdan hocasının niyetini anlar. Galatasaray'ın sahaya çıkardığı takım ve oynadığı futbol, Göztepe önüne çıkardığı takım ve oynadığı futbol değildi. Daha sahaya çıkarken anladık ki Galatasaray bir puana razı. Bir puan da iyidir demişler zaten. Bu matematikte nasıl razı olur? Razı. Çünkü beraberlik adamı götürmez. Bunu da bin defa söylemedim. Bu benim sözüm. Berabere kalırsan devam edersin işine, yenilirsen. Ama bugün çok önemli bir gelişme oldu. Beraberliğe rağmen bugüne kadar Fatih Terim'in arkasında önünde Çin Seddi gibi duran Ultra Aslan, Başkan Sabahattin Şirin'in imzasıyla bir bildiri yayınladı. Geldi mi sana bugün? Gösterir misin ekranda? İsmini geçirmeden, Fatih Terim adını kullanmadan, gayet nazik bir dille teknik ekip de görevini bıraksın dedi Ultra Aslan. Türk spor basınındaki en büyük Fatih Terim destekçisi, gazeteci benim öz abim Öcal Uluç. Türkiye Gazetesi'nde Öcal Uluç imzasıyla çarşamba günü dedi ki Fatih Hocam lütfen bırak. Ben de öyle diyorum. Fatih Terim'i sevdiğimiz için, aile dostumuz olduğu için, o kadar yakınımız olduğu için. Dost acı söyler Fatih Terim. Dost acı söyler. Sen artık Galatasaray'a karşı makul düşünemiyorsun. Bu yetini şu veya bu sebeple kaybettin. Bu kadar yürekten Galatasaray olarak bu takıma yapacağın en iyi iş bırakmak. Diyorduk. Abim ve ben. Artık taraftardı. Ultra Aslan da aynı noktaya geldi. Burada konuşmadık mı? Fatih Hocam ne olur kovulmadan sen bırak. Senin gibi bir adama Galatasaray'dan kovulmak yarışmaz. Sen Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine çıkaran adamsın dedi. Geçmişte örneğini ben yaşadım. Bir takım siyasi dümenlerle Baba Gündüz, Gündüz Kılıç, o muhteşem adam Galatasaray'dan kovuldu. Evet. Kovuldu. Gündüz'ü kovan Galatasaray, Fatih'i de haydi haydi kovar. Peki ne yaptı Gündüz Kılıç? Feriköy'e gitti. İkinci güven yeni gelmiş İstanbul mahalli takımı Feriköy. Adını hatırlayan var mı Feriköy Spor diye bir takım? O takımla Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı üç büyükleri yendi. O takımla milli, o takımdan milli takıma adam verdi. Feriköy kökenli milliler sonra Galatasaray'a bile geldiler. Gündüz Kılıç kovulduğu Galatasaray'a nasıl döndü? Aslım Galip'e omuzlarda girdi, resimleri var. Fatih Hocam dinlen. Bir kenara çekil dinlen. Sonra hazırlık devreni bir ufak takımda geçir. Yaşın daha genç teknik direktörlük için. Sonra gel Galatasaray'a zaferle kapa. İşte benim söylediğiniz bu. Peki, bir görüntü vardı orada. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Maçtan sonra Arda'yla Fatih Hoca yan yana yedek kulübesinde şöyle oturdular.
herkes soyunma odasına girmişken o ikisi yan yana oturdular, böyle bir süre sohbet ettiler. Sahaya baktılar. Böyle şöyle bir sohbet vardı. O görüntü dikkatinizi çekti mi bilemiyorum. Şimdi o başka bir konu. Çok hassas bir konu. Teşekkür ederim. Gündeme getirdiğiniz için. Arda'nın Galatasaray'a yerleştiği zaman nasıl bir güç olduğunu, olacağını bu Fenerbahçe medyası gayet iyi biliyor. Bunu engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Ama Fatih Terim öyle ağırları koydu ki Arda Galatasaray'a transfer oldu. Arda kendisini ölümden çekip alanın, yani futbol açısından ölümden çekip alanın Fatih olduğunu biliyor. Fatih en kötü zamanda ona bu kadar destek olmuşsa, Arda'nın da Fatih'e en kötü zamanda destek olması doğal, insanlık gereği. İnsancıl bir iş o. Niye başka kimse yok? Fatih Terim etrafında da Arda var. Ben spor müdürü olsaydım 8 sütun koyardım o resimi. Gazetecilik bitti. Bunların hiçbir haberi yok. Çünkü Arda'yı da Fatih'i de kahraman yapmak istemiyorlar. İkisi de bitsin, çöksün, gitsin istiyorlar bunlar. Amaçlı gazeteci. Bir Galatasaraylı olarak baktığım zaman dünkü maçın en güzel sahnesidir. Arda ile Fatih'in kulübedeki yalnızlıklar. Hem iç anlam olarak hem dışa gösteri olarak. Çok anlamlı bir olay. Alnından öperim Arda senin. Alnından öperim. Peki. Gelelim Fenerbahçe'ye. Siz de sarı lacivert giymişsiniz abi. Gelelim Fenerbahçe'ye. Haftanın oynamadan en karlısı. Efendim bana diyorlar ki evvela vatandaşın sorusunu ben sorayım kendi kendime. Bu lig dizayn edilmiş, bu lig böyle, bu lig Fenerbahçe, bu Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe diyor. Niye şampiyon diyorsun, olamıyor? Abi ne Galatasaray şampiyon oluyor, Fener olamıyor diyorlar. Bu kadar dizayn edilmişse, şampiyon olamıyorlarsa, bu dizaynlar onu Fenerbahçe'yi küme düşmekten kurtarıyordur demek.